Sayın izleyiciler, Türkiye'den Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Karayazı Yücelik Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Bahattin Çiftçi ile imam lojmanı ve caminin yanında röportaj yapacağız. Yani burada güzel bir hizmet yapılıyor. Öncelikle kaç dönemdir muhtarsınız? Bu hizmeti ne zaman istemiştiniz? 2014-30 Mart'tan seçildim. Evet, birinci dönemde. Yani birinci dönemdir. Allah nasip etti. Bu imkanlarla devlet ve milletin desteğiyle bunları yaptık. Evet. Allah hepsine razı olsun. Öncelikle AK Parti teşkilatına razı olsun. Evet. Çünkü de AK Parti olmasa hizmet gelemez. Çünkü gelmez yani. Tabii gelmez. Şimdi de neden? Şu an ben 48 yaşındayım. Şu an Erzurum. AK Parti'nin döneminde hizmetler gidiyor. Valilerin döneminde gelmedi. Gelmedi, evet. Büyükşehir dönemlerden geldi. Allah razı olsun. Çünkü bu cami yaptığımızda hemen 40'ından da Sayın Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e destek aldık. Evet. Şu anki bu gazihane ve imam evine %100 ihale usulü bizim sahip kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz Eyüp Özdemir ihale usulü yaptı. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler sonsuzdur. Belirttim onu sayın zaten. Güzel projeleri var. Çok güzel projeleri var. Şöyle yani biz artık yani Karayazı halkı olarak yani Haylaz grubu olarak evet. Biz sürekli kavimle ilçemizi yönetmesini tavsiye ediyoruz ve istiyoruz. Evet, bir de grup yolunda çalışma grup var. Grup yolumuzda şu an 12 trilyona yakın büyükşehirin ihalesiyle yapılmış. Allah'ın yine teşekkür ederim. Sıcak asfalt yapılacak. Sıcak asfalt 10 santim. Evet. Mehmet Sekmen Başkanımız çok çok teşekkür, minnettarız buna. Evet, birçok ilçede sıcak asfalt, mahalleye dönüşen grup yollarını evet. Ve ferdi yollar işte köyden gelirken. Fakirlerimize destek oluyor. Evi olmayana Allah razı olsun Sayın Kaymakamımız destek olur. Evet, ev yardımı talebine bulunan herkese gözüyle gidip inceliyor, ona göre destek veriyor. Tabii önce yerinde göreceğiz arkadaşlar. Biz de yani araştırmacı gazeteci olarak biz de ne yapıyoruz? Hizmetin yapıldığı noktada ne yapıyoruz tüm dünyaya? Görünen köy kılavuzu istemiyor. Zaten bu hizmetler bizim dönemde orada da bir bina yapılıyor. O ne efendim? Orası. O da imam evi. Burası taziye ve orası imam evi. Yok şu burası gazihane ile cenaze yıkama yeri. Orası da imam lojmanı. Orası Allah kaynakamıza ve valide başkan vekiline Eyüp Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu da imam evi. Son modelin. Yani çok mükemmel bir hizmet. Allah razı olsun. Ona minnettarız ya. Evet, onu sürekli burada Karayazı'da görmek de istiyoruz. Evet. Kaymakam olarak ve belediye başkanı olarak. Çok güzel. Artık radyan temel atılmış sayın izleyiciler. Evet, işte görüyorsunuz depreme dayanıklı. Artık devletimiz ne yapıyor? Yapmış olduğu hizmetleri kalıcı olarak yapıyor. Artık teknik ilerledi. Onun için biz Türkiye'de yapılan bütün binaların artık depreme dayanıklı olmasını istiyoruz. Şu an caminin temel de böyle. Aynı şekilde yapıldı. Aynen hocam. Radyan hiçbir dolgu yok. Atılmış. Yani radyo temeller depreme dayanıklı arkadaşlar. %40 Büyükşehir'in desteği var. Allah razı olsun. Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten Erzurum'un bütün ilçelerinde güzel hizmetlere örnek güzel hizmetler yaptı. Türkiye'ye örnek hizmetler yaptı. Erzurum Türkiye genelinde örnek bir belediye başkanımızdır. Evet. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İşte biz her zaman diyoruz ki halka da sesleniyoruz. Siz en iyi şekilde seçecek muhtar seçin diyoruz. Burada da birinci dönem olmasına rağmen köye güzel hizmetler kazandıran. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanı hemen yolla beraber 6,5 trilyon hizmet bütçesine gelmişiz. Evet. Yani bunu mahalle halkı da göz ardı etmemesi lazım. Aynen. Doğru efendim. Onu da belirtelim. Tabii elini vicdana koysun. Evet. Ona göre hareket etsin. Sayın izleyiciler. Hem büyükşehir seçimlerde olsun, hem ilçe belediyelerinde olsun, hem muhtar seçimlerde olsun. Evet. Sayın izleyiciler. Yani Karayazı Yücelik Mahallesi sakinlerine sesleniyorum. Kendilerini en iyi temsil edecek şu güzel bir muhtar seçmiş. Bahattin Çiftçi muhtarımızı mahalle sakinlerinin tekrar desteklemesini araştırmacı gazeteci olarak istiyorum. Bu hizmetin yapımında katkı sağlayan öncelikle hem ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekili Eyüp Özdemir'e, belediye başkan yardımcısı Mehmet Emin Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu karar ve güney ilçelerin şu an Zeyrat Taşkesen'in yaptığı hizmetler halkla ilişkisinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Benim ablamdır, benim bacımın tacıdır. Evet, Zeyrat Taşkesenlioğlu milletvekili adayımız. Aynen öyle. Hem milletvekili. O olmasa Karayazı ve Hınıs, Karaçuman, Tekman'dan. Evet, çok sevildiğini gördüm. Selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımızı söylüyoruz. Milletvekilimize. Evet. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için. Ben de teşekkür ederim. Hoş sefa gelmişsiniz. Sağ olun.